Yani neyin sanat, neyin kültür ürünü olduğu konusu tabii büyük bir karmaşaya yol açıyor. Şimdi siz sinema eleştirmenisiniz, gazetede çalışıyorsunuz ya da bir web sitesinde size maaş veriliyor. Siz de göreviniz filmleri yorumlamak. Şimdi siz kendinizi belki sanat yorumcusu olarak görüyorsunuz ama aslında siz sanat yorumcusu değilsiniz. Yani siz kültür ürünlerini yorumlayan birisiniz. Ben sevmediğim soruları değiştiriyorum. <laughs> Değiştirme derken. Geçenlerde Onur Ünlü söyledi bunu yani. Sinemanın ontolojisi hiç düşünülmüyor dedi. Tam olarak o ne demek istedi anlamıyorum ama yani bilemem ama ben de aynı yere geleceğim. Yani şu hiç konuşulmuyor. Ne bu sinema? Yani sinema niye yapılıyor? Nedir? Hani mekanizmayı anlamak önemli. Yani sürekli ürünlere bakarak bir yere varamazsın aslında yani ilham kaynağına ben bağlanacağını düşünüyorum. Çok garip bir şey değil mi sinema sizce de? Yani bir yıllardır ben bunu düşünüyorum. Bir bir, bir bir takım şeyler olur gibi oluyor. Yani birileri toplanıyor, bir şey olur gibi yapıyorlar. Sen de bunu bir alet var elinde, çekiyorsun. Sonra bunları bir araya getiriyorsun, kurguluyorsun. Sonra da gösteriyorsun. Dolayısıyla şimdi dört aşama oluyor galiba. Yani planlama, performans, kurgu, gösterim. O kadar komplike bir e, mecra ki bunların her aşaması başlı başına bir problem. Yani ne çekeceksin? Hani öyle basitleştirirsek ne çekeceksin? Kimlerle çekeceksin? Nasıl çekeceksin? Nasıl bir araya getireceksin? Nasıl göstereceksin? Şimdi nasıl göstereceksin kısmı mesela unutulur. Hani üzerinde çok durulmayan bir şeydir. Efendim film çek. Yani bana da bir film çeksene. Niye film çekmiyorsun? Siz onu yazdınız mı bilmiyorum. Niye film çekmiyorsun? Ee, şimdi aslında bu sorular çok manalı değil. Çünkü film çekmek önemli değil. <laughs> yani çekebiliriz burada biz şimdi üçümüz. Sizle oturup bir uzun metre çekebiliriz aslında. Çekemez miyiz? Çekebiliriz. Burada üç kişi birbirimizi öldürmeye çalışırız ee, bunun bir önemi yok. Ee, bir, total olarak, bütün, bütün olarak o mekanizmayı anlamak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi pahalı bir oyun alanı bu. Yani insanları bulacaksın, saatlerini denk getireceksin, bir araya getireceksin. İşte 3 ay, 5 ay, bir yıl senaryosu üzerinde çalışacaksın. İşte çekeceksin günlerce, bir araya getireceksin. Bütün bunları harika bir şekilde yaptıktan sonra bir de üstüne bunu satacaksın yani duyuracaksın insanları. İnsanlar belli saatlerde para verecekler senin filmini görmek için oraya gelecekler. Şimdi bunu böyle düşünürsen çocuk gibi yani aslında çocuksu bir düşünceyle bunun ne kadar zor olduğunu anlayabilirsin. Ee, zorluk şu anlamda değil yani bu yapılamaz korkunç bir şey anlamda değil. Ee, bu mekanizmayı anlamak gerekiyor böyle bir şeyi evet üçümüz yapabiliriz ama bunun aslında hiçbir anlamı yoktur. Çünkü son süreç eksik kalıyor. Yani biz bunu göstereceğiz desek evet gideriz bir sinemayla anlaşırız işte eşli dostu toplarız falan zorla <laughs> cebren ve hileyle bunu gösterebiliriz veya YouTube'a koyup koyarız işte 2500 kişi izler falan filan. Dolayısıyla cevap şu. Önce bunu anlamak gerekiyor. Yani bu sistemi. Bu sistemi anlayınca da şuna şunu düşünmek gerekiyor. Tersten gelirsek bir insan niye sinemaya gider? Yani niye sinemaya gidiyoruz? Niye film izliyoruz? Mesela film izlemek en büyük vakit geçirme araçlarından biriydi yakın zamana kadar. Şimdi artık değil. Yerini başka şeyler aldı. Oyun aldı, internet aldı. Kitap okumak zaten çok gerilerde kaldı ama. Ee, oyun ve internet geçmiş görünüyor. Soru hakikaten şu. Yani ilham konusuna gelirsek bir insanı ne evden çıkarıp sinemaya götürür? Var mı cevabınız? <laughs> bir merak, arzu, tutku, ilgi tamam ama aslında hala nasılının açıklamıyor. Yani cevap soruya cevap verirsem aslında ilhamla çok ilgisi yok olayın. Hani o ilham meselesi sen hani oturuyorum ben ve bir ilham geliyor falan filan. Her şeyin filmi olur. Yani o konuda bir problem yok. Yani her türlü saçmalığın filmi yapılabilir. İyi olur, kötü olur ayrı mesela ama yapılabilir. Ee, soru sen bunun sinema olmasını istiyorsan o zaman gösterilmesi lazım yani. Evde çektim ben evde hani veya işte yapmıştım efendim 30 sinemada girdi 850 kişi seyretti. Buna sinema demek? Yani evet adlandırmak zorunda olduğumuz için buna sinema diyebiliriz ama ben aslında sinemadan artık pek hoşlanmıyorum o anlamda. Yani şöyle. Çok seviyorum ama. Çok az film beni evden çıkıp sinemaya gitmeye ikna edebilir. Ve bu durumda olan sadece ben değilim. Geçen gün 90... Yok. 2000 doğumlu birisiyle konuşuyordum. On, yok 2001 doğumlu birisiyle konuşuyordum. İşte 18 yaşında. Biz daha yaşlılar konuşuyoruz böyle. Sinema, işte film yapmak falan filan. İşte bana şey diyorlar ya bir film yapsana falan. Çocuk da çok akıllı bir çocuk. Şey dedi. Ya sinema çok yavaş dedi. Ee, ben de böyle düşünüyorum. Çok yavaş yani... ...bugünün dünyasına cevap verme yeteneğini kaybetmek üzere. Bunu mesela geçenlerde sıkıcı dedim bir filme de millet... Işte, ...koca yönetmenin dediği lafa bak falan işte bu nasıl sıkıcı yani sıkıcı çok... ...şey bir yorum, sığ bir yorum gibi geliyor ama... Aslında düşünülürse değil, çok yavaş. Yani bugünün dünyası çok daha hızlı artık sinemadan. Yani gidiyorsunuz, 90 dakika boyunca, 100 dakika boyunca orada oturacaksınız. Birisi size bir şeyler gösteriyor. Ee, bu form ölmez hiçbir zaman. Yani opera nasıl ölmediyse tiyatro nasıl ölmediyse bu da ölmez ama bugün aslında şekil değiştirmek zorunda kalacak diyorum ben. Bu sanat formu eğer bu bir sanatsa çünkü yedinci sanat diye çıkmıştı ya bir dönüşüm geçirmek zorunda ve şu anda onun sancıları yaşanıyor. Yani çok genç bir sanat zaten. Yüzyıl yeni oldu işte. Öbürlerine göre bakarsan çok genç. Dolayısıyla şu an daha tam ne olacağını bilmiyoruz biz sinemanın. Yani çok çocukluğunda olduğu için henüz soruna cevap vermiyor, kaçıyor gibi oluyorum ama başka bir şeye cevap veriyorum. Yani bugünkü bugün sinema yapmak isteyen insanların önünde iki yol var. Ya bu sistemi kabul edecekler ve işte Mars'a gidecekler veya Kültür Bakanlığı'na gidecekler, para alacaklar, çekecekler. Hani işte bildiğin o festival yolunu takip edecekler ya da piyasa işi yapacaklar. Benim aradığım şey üçüncü bir yol aslında. Yani başka bir şekle dönüştürülebildiğin ve kısmen de aslında bunu başardığımıza inanıyorum. Yani olmaz öyle saçma şey bir sinema eseri değil elbette ama. Başka bir şey. Yani şimdi bunu duyanlar alevlenirler. Sen ne zannediyorsun yaptığın şey değil ama başka bir şey bu. Yani başka bir format. Ve şunu görüyorum. Bir sürü yönetmenden daha çok biliniyorum. Yani bu bir ölçü değildir elbette ama. Yani ben geçen efendim 5 sene önce işte 30 bin kişinin gittiği bir sanat filmi yapsaydım. Veya işte bugün Türk işi dondurma gibi bir film yapsaydım. düşmanlarım daha mı mutlu olacaklardı onu anlamıyorum ama. Yapmak istediğimiz şey eğer görüntülerle bir şey anlatmaksa. Ben görüntülerle bir sürü şey anlattım zaten. <laughs> yani o açıdan şey çok önemli gelmiyor bana. Yani ben işte efendim kan da yarıştı benim filmim. İşte var öyle bir sürü yani. Işte 72 tane ödül almış adam var ya. Yani zaviye dolan. Yok sokağa çık sor kimse bilmiyor. Onun için çok dolaşarak cevap verdim bu soruyu ama... ...basit bir cevabı yok bunun. Bir eğlence olarak mesela... ...geçen sene en sevdiğim filmlerden biri şey... ...Mission Impossible 6. 6 mıydı o? Sinema o işte aslında. Yani şöyle... Tabii yine... ...bağırıp çağıracaklar bana ama... ...çıkışına bakarsan yani entertainment, eğlencedir bu. Yani... ...bir eğlence şeklidir. Luna Parklar'da başlamıştır. Okey, sanatta da evrilme çabaları gösteriyor ama... ...sonuç olarak... E, ...şu hiç unutulmamalı. Bu bir kitap okumak değil. Bu canlı bir şey. Yani canlı derken... ...lineer olarak... ...gidiyorsun belli bir zamanda... ...oturuyorsun, film de önünden geçiyor. Şimdi kitap öyle değildir. Durursun, tekrar okursun. Başka referanslara gider bakarsın. Anlayamazsın. İşte bırakırsın, tekrar başlarsın. Şimdi sinema öyle bir şey değildi. Bir performans sanatı aslında. Kaydedilmiş performans. Yani dans, bale gibi dedi. Böyle olunca da yüzlerce insanı... ...bir salona toplayıp bir şey gösterdiğin zaman... ...o aslında inanılmaz entelektüel derinlikte bir şey olamıyor. Yani çünkü neden? O salonu tutman lazım. Yani bunu şurada fark ettim. Geçenlerde iyice fark ettim. Olmaz öyle saçma şeyin canlı şovunu yaptık. Salon hınca hınç dolu ve şu hissi alıyorsun. Burada ya, yani YouTube'da yaptığın şeyi orada yapmamalısın. <laughs> çünkü orada birebir karşındalar. Kurgu imkanın yok. Ve herkes sonuçta Herkes eğlenmek istiyor. Yani bu çok <laughs> temel bir sorun aslında. Yani sorun derken eğlenmek istiyor insanlar. En entelektüeli de yani entelektüel ve sanat filmi arayışındaki biri bile aslında oraya eğlenmek amacıyla gidiyor. Ama eğlenmek derken o da entelektüel bir eğlence. Yani bulmaca çözmek gibi. Yani, Aa ne kadar güzel metaforlar kullanmış. Aa bak toplumu anlatıyor falan filan. Yani herkesin eğlence anlayışı değişik. Recep İvedi'ye giden de düşen adama gülüyor veya işte gaz çıkaran adama gülüyor. Sonuçta eğlenmeye gidiyorsun sinemaya. Şimdi böyle bir medyumda heyecan vermen lazım. Bence en önemli problem burada. Yani o sanat sinemasının da en önemli problemi burada. Sanat sineması diyor ki hayır biz kesinlikle işte Katarsis'e yanaşmayız. İşte gibi yani yabancılaştıracağız. Her şey mekanik çünkü neden? İşte biz bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Biz entelektüel bir seyirciye hitap ediyoruz. Yalan aslında bu. Yani... Şöyle yalan... Sıkılarak yaptığım bir şey... Yani çok sıkılıyorum ben ama geliyorum, aa harikaydı diyorum. şimdi <laughs> Bu aslında dürüst değil. Tamam, iyi olabilir. Yani sıkıcı bir şey de iyi olabilir. Ama o yol... E, ...hiç etkilemiyor kitleleri. Yani... Yapıyorsun sen orada kan ödül bilmem ne ama bakıyorsun sokakta kimse Lantimos haberi yok heriflerin. Yani Lapsız duymamış. Nur Bilge Ceylan'ı duymamış milyonlarca insan var. Şimdi bundan şey deyip çıkamayız ya anlamıyorlar. Bu çok yaygındır bir yer. Yani ben yapıyorum anlamıyorlar. Hayır. Yakalaman lazım onları. Yani bir şekilde insanlara sen... Çünkü sinema nedir aslında? Bir iletişimse eğer ki o konuda da tartışmalar var. İletişim midir yoksa görsel şey güzel sanatlar mıdır? bu bir iletişimse iletişmesi lazım. Ve sadece kanın küratörleriyle değil yani veya festival seçicileriyle değil. İnsanlara bir şey söylemesi lazım, eğlendirmesi lazım, vakit geçirtmesi lazım. Şimdi ticari, bunun öbür tarafında da ticari sinemada da formül bu olunca yani olabildiğince çok insanın ilgisini çekmek olunca bu sefer onlar da öbür tarafa gidiyorlar. Yani diyorlar ki Allah işte hamaset, işte vatanseverlik, milliyetçilik, işte aşk, duygu sömürüsü vesaire yani hepsini bir araya koyduğun zaman Türkiye'deki durum o şu anda. Yani yapalım bir çorba. En kaba komedi bilmem ne onları doldur. Ya Allah tazik milyonlarca insan geliyor zaten. Dolayısıyla bir çıkmaz var ortada. Yani bu iki yol, bu festival yolu ve ticari yol bana uymuyor. Hala soruna cevap vermedim ama hayalimi soruyorsun değil mi? Hayalim aslında daha lokal ve kişisel bir sinemanın ilgi çekici hale gelmesi. Mesela Kubrick bile sıkıcıdır çoğu zaman. Birisi yazmış onu ya. Ben 2001'de de çok sıkıldım diye. Evet, sıkıcıdır. Yani çünkü 1969'da yapıldı o film. 69'un seyircisi için inanılmaz bir şeyken, inanılmaz bir deneyimken bugün öyle değil. Eskiyor sinema yani. Çok çabuk eskiyor, romandan çok daha çabuk eskiyor. Yani benim bildiğim bütün sanatlardan daha çabuk eskiyor çünkü... her şeyi gösterdiği için. Yani... gerçekten görüyoruz biz romandaki gibi. Kendi hayalimizden kurmuyoruz tekrar onu. Madame Bovary'i bugün de okuyabilirsin. Tavırlar saçma gelir, bazı konuşmalar... tuhaf gelebilir ama... yine de anlayabilirsin. E Kübrik şimdi, şimdiki uzay araçlarına baktığın zaman dönemi için inanılmaz ilerici olsa da bugün için tabii ki yavaş yavaş bir komediye dönüşmeye başlayacaktır. Onun için bence en büyük günah sıkıcı olmak aslında. Sıkıcı olmayan filmler yapmak lazım.